Ben bu haberi ilk gördüğümde şey sanmıştım, hani aynı gün mü çıkacaklar, alt kadro üst kadro, öyle bir şey de yok. Yani Kerimcan bir çıktı diye. Orada sırf çıktı diye bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta önce muhasebacı gibi bir az solist burada nasıl çıkar diye feveran ediyor Murat Yıldırım, yani yeni albümünün prodüktörü. Murat Yıldırım bağlanacak ama siz burada ilk yorumlarınızı yapın istiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Dünyayı da, dünya müziğini de, dünyada yapılan sanatı da takip eden birisi adına, yani kendi adıma konuşuyorum. Dünyada birçok DJ şu an sanatçıdan daha meşhur. Yani hı-hı, inanılmaz DJ'ler var. Hı-hı. Hele Amerika'ya gidiyorsun, Las Vegas'ta bir sahne alıyorlar David Guetta'lar, Meta'lar. Ve bir dolduruyorlar. Bir sanatçı belki o kadar kalabalığı dolduramaz yani. Şimdi Kerimcan'ın da başarısı bir kere tartışılmaz. Kendine göre hani DJ, bak sadece bir DJ'likle bu kadar ön plana çıkan bir insan ve her yeri doldurmuş. Orada playback yapması hani kendi keyfi, yoksa DJ'lik orada şarkılar çalıyor. Dansçıları da görsel bir şölene çevirmiş. Gitmek isteyen gider, gitmek istemeyen gitmez. Ama Muazzez Abacı o kadar değerli ve o kadar önemli bir isim ki, Kerimcan'ın sahne aldığı yerde sahne alması onu hiçbir şekilde eksilteceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten bir marka olmuşsun, Muazzez Abacı olmuşsun. Ben o yüzden yapımcısıyla o konuda hemfikir değilim. Ama Kerimcan'ın da başarısı yadırganamaz. Yani o kadar kişiyi oraya doldurmak da çok kolay değil açıkçası. Ve Ece, koltukların sökülüp ayakta insan alacak kadar tekrar tekrar biletlerin satıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Evet, aslında Kerimcan çok bilet, evet çok bilet satışı oldu. Aslında bunu biz Kerimcan konseri demeyelim de Kerimcan'ın gösterisi diyelim. DJ performans. Ve performans diyelim. Çünkü günlerce hazırlandığını biliyoruz. Ve şöyle bir şey bu. Bu iki tarafı da bu onun tercihidir deyip kapatabileceğimiz bir konu. Neden biliyorsun? Çünkü bu konu Sezen Aksu ile alakalı böyle bir haber çıktı. Sezen Aksu daha Bostancı Gösteri Merkezi'nde bu gösteri olmadan önce, bu şov olmadan önce böyle haberler çıktı ki Sezen Aksu bir daha asla işte orada olmayacak falan vesaire. Ki Sezen Aksu'nun bilmiyorum konser verip vermediğini Bostancı'da, ama Sezen Aksu'yla şey konuşmuş Kerimcan. Kerimcan Durmaz'ı arattırmış. Demiş ki bu haber kesinlikle yalandır. Lütfen itimat etme, ben böyle bir insan değilim demiş. Ama Muazzez Abacı açısından haber ne kadar doğru? Murat Yıldırım'ın kendisine soralım. Evet, bir de ona soralım. Video olarak gördük aslında röportajını. Günaydın Murat Bey, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Şimdi sizin itirazınız tam... Diyorum, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Olsun. İnşallah, teşekkürler. Sizin tam itirazınızı merak ediyoruz. İtirazınız evet. Nedir, niyedir efendim? Buyurun siz kendiniz izah edin isteriz. Şimdi bakın, demin dediniz ya, doldurdu. Doldurma kelimesini kullanırsan nasıl doldurduğunu araştıracaksınız. Bugün isterseniz ben sizin oradan birinizi verin bana. Bir yere koyun, 3000 bile satarım. Biraz ses açabiliriz Murat Bey, biz anlamıyoruz. Bir kez daha alabilir yani miyiz? Yani o biletler gerçekten takipçilere, izleyiciler tarafından alınan biletler değil mi? 30 liradan bilet satılıyor. Bak, doldurma önemli değil. O önemli olan bir kitlenizin olup olmadığı. Nasıl bilet satıp taktığını. Oradaki konserlerin bilet fiyatları 60, 90, 150, 200 TL'ye kadar çıkıyor. 30 liradan satılan bilet zaten kendisi de isterse 1000 tane alıp zaten artık 2200-2500 kişilik bir yer. Ya, biz orada yıllarca konserler yaptık. Murat, ya telefonunu değiştir ya ortamını, sesin patlıyor. Yani Kerimcan'ın sesi bile daha iyi çıkıyordu. Bir daha arasınlar seni. Ben duyamıyorum net bir şey. Hiçbir denilerini anlamıyoruz arkadaşlar biz stüdyoda. Yayına evet, nasıl gidiyor bilmiyorum ama. Bir kez daha arayalım Murat Bey'i. Hiç anlamadık çünkü gerçekten. Telefonunu temizle. Aslında bir takım şey anladık aslında da ses çok net gelmedi. İzleyicimiz de anlamadı. Aslında 30 TL'ye bilet satarsan doldurursun demek istiyor ama bu tam anlamıyla arz talep meselesi. Kim mesela, ben de gider doldurmak istiyorsam o egoya sahipsem 10 TL'ye satarım yani. Bunda sanatçıyı şey yapamayız ki yani, ya da şarkıcı ya da performans sergileyecek kişi. Şimdi burada ben bir görüşümü söyleyeyim. Murat bu konuda bir haftadır, 10 gündür konuştuk 4-5 defa. Murat'ın buradaki itirazı kategorik olarak. Diyor ki Bostancı Gösteri Merkezi sanatın yapıldığı bir yer. Burada Kerimcan Durmaz gibi neydi belirsiz tipleri konser, Kerimcan konser diye anons ediliyor. Kerimcan Durmaz konseri diye anons ederseniz ben o platforma Muazzez Abacı gibi bir sanatçıyı sokmam, Sezen Aksu şarkılarını okutmam. Haklı şimdi mı? Şimdi hocam, kategorik olarak böyle bak.
Fahrettin Aslan. Aktarmış Murat Yıldırım. Kendisi devam etsin istersen. Duyabildiniz mi Ali Eyüboğlu'nun? Bakın buraya kadar söyledim. Ali Eyüboğlu çok tecrübeli bir gazeteci. O yazın ödevini bilir. Eski sanatçıları bilir. Ya biz bırakın. Ben Muazzez Abacı Adnan Şenşehir'i Ankara'ya koydum. Yanlışlıkla Muazzez Abacı yerine Adnan Şenşehir'i başa koydum ki gittim billboardları topladım. Evet. Afişleri topladım. Muazzez Hanım görmesin diye. Sizin öyle bir durumunuz var ama o zaman sizin tam anlamıyla sıkıntınız Bostancı Gösteri Merkezi'nde bu konsere izin verenlerle alakalı o zaman. Tabii canım ben. Kerim Can'la ilgili değil. Bakın değil. Kerim Can zaten şunu da hayır. Kerim Can konseri deniyor. Demin dediniz ya. Bir dans show denilebilir buna. Bakın Kerim Can dans grubu. DJ performansı denilebilir. Ama sen oraya Kerim Can konseri yazarsan ya yanına da çok kıymetlileri koyarsan insanları kandırmış olursun. Ya o bir Kerim Can konseri değil. Ha, Murat Bey yalnız bir haber daha geldi Bostancı Gösteri Merkezi yetkililerinden. Çok memnun kalmışlar, ikincisini istiyorlarmış. Yapabilir. Hazır değildi. Belki Sinan Hanım'ı 3-5 yıl sonra koysalardı belki daha ilerlere gelecekti. Sonra Maxim Gazinos'u polis bulamadı. Bakın o döneme. Etiler'deki barlara bakın. Çok kıymetli isimler çıkardı. Evet. Sonrası ortada. Şu anda bir tek kulüp kaldı orada. Top. Yani daha böyle çok isimlerim çıktı. Eskiden Etiler'de 20 tane kulüp vardı. Bir tarafta Kenan çıkardı. Bir tarafta Çelik çıkardı, bir tarafta işim çıkardı. Aklıma gelmiyor. Evet. Benim derdim bu. Sonra bir yoksa Kerim Can'ın kişiliğiyle bir alakam değil. Şahsiyle hiçbir problemim yok. Ve gerçekten tercih olarak da orada bulunmayacaksınız artık. Doğru mu? Evet, ben hiçbir şekilde. Ya bırakın ben orada uzatıyorum ya. Ben orada çok konserler yaptım. En son rahmetli Savaş abi'nin Maslak'ta kurduğu konser salonunun açılışını ben yaptım. Peki. Aslında ne kadar az yer var sahne alınacak ya, değil mi? Bakın buradan, ya bir tek Bostancı Gösteri Merkezi, Harbi Açık Hava Tiyatrosu. Bakın en Kadıköy Belediyesi'ne de sesleniyorum. Oraya bir tane konser salonu yapsınlar, yazıktır. Evet ya, gerçekten gerekiyor. Yani o diğer konuya da sonuna kadar katılıyorum. Çünkü DJ performansı orada bir şarkıcı bakın, değil Kerim Can, bir sanatçı ya, değil. Bunu vurgulamak gerekiyor, doğru. Ya öyle şey olur mu? Tabii ki yok, olmaz yani. Diğer sanatçılara saygısızlık oluyor. Ama Muazzez Abacı gibi bir değer aynı yerde sahne alınca zaten farkını ortaya koyacaktır her zaman. Ya yani. Zaten biz orada bir aydın tanıtım konseri. 1 Şubat'ta aydınlığı sıkıyor. Hayırlı olsun. Sezen Aksu şarkılarının tanıtım konserini yapacaktır. Muazzez Hanım'ın da bundan haberi yoktu. Sezen Hanım'ın da. Öyle sanki onların altından o benim zaten sandı kararım. Peki sevgili Murat Yıldırım, bir de hani Muazzez Abacı ile bunu paylaştığınızda ya böyle bir durumdan dolayı ben Bostancı Gösteri Merkezi'ne aramıyorum dediğinizde onun size cevabı ne oldu? Onun yorumunu da merak ediyorum ama kısacık bir reklam aramız olacak. Lütfen reklamları bekleyin, sonra yine devam edeceğiz. Girmedi. Olur mu? Evet. Reklamların ardından söylemezsem olmaz devam ediyor. Murat Yıldırım telefon hattımızın diğer ucundaydı ki Muazzez Abacı'nın son albümünün prodüktörü Murat Bey. Bakın daha şu Kadıköy Belediyesi'nden rica ediyorum. Oraya bir tane konser salonu yapsın. Bravo bence de. Burada sizin aracılığınızda. Daha önce ben bunu 15-20 yıl önce Melih Başkan'a Ankara'da söyledim. Çok konser salonu kazandırdı Ankara'ya. Ya Kadıköy'de değil de yani bizim bu taraflarda da ya her yerde Anadolu, ya. Avrupa yakasında var çok. Anadolu'da istiyoruz. Vallahi ben Avrupa'da evet. Da istiyorum. Sen oradasın tabii, sen kendin düşünüyorsun. Benim de buna gideceğim bir Bostancı Gösteri evet. Merkezi olsun. Yok bakın ya bugün Avrupa yakasında. Doğru söylüyor. Bostancı Gösteri Merkezi'ni söylüyoruz da. Söylediğin marka ama Ali abicim şimdi sen de yani. Eski Biblendir. Unik var. Şimdi Anadolu'daki soru da Anadolu yakasında da olsun. Sistemleriniz var. Bunları az önce anladık. Sizin Kerim Canlı Muazzez'e Gösteri Merkezi organizasyonu yapanlarla ilgili bir sisteminiz var. Biz Muazzez Abacı'yı merak ediyoruz. Kendisiyle paylaştığınızda onun yorumu ne oldu Muazzez Hanım'ın? Muazzez Hanım tamamen sana bırakıyorum. Deyip zaten konuyu kapattık. Peki. Yani bu haberler doğru. Yani bu that I
Sen Kerimcan Durmaz'ın şarkıcı olarak lanse edilmesine itiraz edebilirsin. Aynen. Kerimcan Durmaz'ın Bostancı'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkmasına kategorik olarak da itiraz edebilirsin. Buna da saygım sonsuz. Ama şu da bir gerçek. İster 30 liradan satılsın, ister 1 liradan Kerimcan Durmaz 3500 kişiyi oraya doldurmuş. Şimdi ben de diyorum ki 35 kişi de gelse, 35 kişi de gelse serbest piyasada bunlara bir saygı duymak durumundayız. Sanki duruşun sanki cinsiyet ayrımcılığı yapıyor gibi duruyor. Olur mu? Zeki Müren'in ayrımını yapan benim. Ne cinsiyeti? 20 yıl sonra bir tek yapan benim. Zeki Müren'in saygı ayrımını yapan benim. Ha, o ayrıntılar önemli. Evet, yanlış anlaşılmasın yani, diye söylüyor. Ya, olur mu benim? Öyle şey olur mu? Statüsünü sen önemsiyorsun. Ya bak Ali abi, çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın bugün gazeteleri açın. Bostancı Gösteri Merkezi'nde hep Kerimcan var. Bostancı'da her gün biri çıkıyor. Ya başta 15 bin önce Yaşar çıktı, bir beraberi çıkmadı. Bir sürü sana çıktı, yapmayın ne olur ya. Bu arz talep meselesi oluyor maalesef. Yani bunun da, bir dakika. Arz talep değil şimdi, başka şeyler. Şimdi ben diyorum ki Bostancı'da bir sürü sanatçı çıkıyor. Alın bu yıl çıkanları koyun. Bakın bakalım YouTube kime haber yapmış medya. İnanın Kerimcan. Şimdi olay başka bir mecraya getirdi. O zaman da basını suçlamış oluyoruz. Medyayı suçluyorsun. Şimdi ama Demet Akalın'da çıkmadım Ali abi. Kim? Demet Akalın sahne aldığında her yerde haberi çıkmadı mı, ben mi yanlış hatırlıyorum? Nur Yeltaş gitmişti vesaire gitmişti. Sahnedeki çantamda çok haber oldu ama oldu. Bakın yani. Şimdi serbest piyasada burası bir şey değil. Şehir tiyatrolarının bir arenası değil. Özel ticari bir yer. Şimdi biz sanatın en yükseğini de yapsak, eğer yaptığımız için alıcısı yoksa, sanatın sesiyle alakası yok, sadece show business'ın gereğini yapan, şimdi Kerimcan şarkı söylemiyor ama çok iyi şarkı söylüyor gibi yapıyor. Karaoke bile değil, karaoke bile değil. Ya evet değil ama sonuçta bir müşterisi, bir alıcısı var. Bu alıcılar sanat alıcısı değil, bir şov alıcısı, gösteri alıcısı. Ya şimdi Kerimcan Durmaz gibi cinsel tercihini doğumuyla geldiği noktada farklı kullananlar çok var. Ama hiçbiri Kerimcan Durmaz gibi ablan star şekerim diye şöhret olmadı. Demek ki var bir büyüsü. Ben baktım bugün fotoğraflara. Kerimcan Durmaz'ın annesi, babası, kız kardeşi, babaannesi var. Bildiğin senin benim ailem gibi yurdum insanı. Aynen. Yani ben zaten. Ama orada sosyal tahlil yapabilmek için Bostancı Gösteri Merkezi'ni suçlamak yerine buraya giden 3500 kişiye niye gittin diye sorabiliriz. Gitmesinin 3500 sebebi var çünkü o insanların. Ben diyorum ki bir etkinlik daha yapacak. 3500 daha satacak ama Kerimcan Durmaz 2 sene sonra yoktur hayatımızda, olmayacaktır. Çünkü sanat adına bir şey üretmiyorsan, bir şey üretmiyorsan sabun göbeği gibi, saman alevi gibi parlar gidersin. Siz ne diyorsunuz? Evet, son sözlerinizi alacağım. Ali abinin dediklerine katılıyorum. Evet. Biz de işte kaybolup gitmesin, sonra biliyorsunuz işte popüler olmak önemli değil, olursunuz. Sonra bunlar kendini yiyor. İşte biliyoruz sonra nelerine. Uyuşturuculara kadar gidiyorlar. Ya oraları boş ver. Bizi ilgilendirmiyor. Biz şimdi şeye bakıyoruz. Murat Bey, o kadar büyük bir pasta var ki. Bırakalım herkes pastadan bir dilim alsın yani. Ya alsın almasına da birileri de bakın. Niye varız? Mesela İnsanlar, sizin albümünüz ne zaman çıkacak? İşte o proje ne zaman çıkacak? Onu da söyleyin. 1 Şubat'ta. Süper. İnşallah onu da konuşuruz. Peki yani, çok sağlıklı olsun projede. Ya, bir seneden fazladır o albüm hazır. Demleniyor, çıkmadı. Ben stüdyo aşamasını biliyorum, şarkıların repertuar. Niye çıkmadı? Çünkü biraz zamana bıraktık. Çıkacakken bu arada yani Sezen Aksu şarkılarının biraz demlenmesi lazım diyorsun. Tabii o demlendikçe. Peki Murat Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz. Muazzez Abacı Sezen Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı Sezen Emin Şarkıları albümünü çıkaracak tanıtım konserde. Bakalım nerede, ne şartlar olacak, takipçisi olacağız. Size davet edeceğim zaten. İnşallah geleceğiz. Bekliyoruz valla. Keyifle geliriz hem de. Şimdi yayın sırasında çok teşekkürler. Mesaj attı sevgili Demet Akalın.
abi neydi belirsiz falan dedin diyor Kerimcan Durmaz için. Evet kullandım. Ha. Murat Kerimcan için böyle düşünüyor da reaksiyon koyuyor. Yani bu senin sanatçı fikrin kimliği. Benim kimliğim, fikrim değil. Ben altını çizerek söyleyeyim. Kategorik olarak bu tip realitelere karşı set koyan biri değilim. Yani bir anlamaya çalışırım, bakmaya çalışırım. Kerimcan Durmaz'a da bu yönüyle bakıyorum. Yani bu kadar talep varsa bir şey var ortada. Ama Murat Yıldırım da diyor ki bu bir sahne şovu, konser denmesin o zaman adına diyor. Muazzez Abacı'nınki konserse Kerimcan Durmaz'ınki ne diyor? O zaman tarihçi bir organ yeri kalmış. Kerimcan Durmaz orada çıktığı için o sahnenin ağırlığı kayboldu diye çıkmıyor orada. Kerimcan Durmaz orada aynen çıktı öyle diye Bostancı Gösteri Merkezi'nin sahnesine helal gelmez. Sokaklarda katiller de yürüyor, sapıklar da yürüyor. Biz geçmeyelim mi oradan? Ya maneviyat yani, güzel bir şey ama en nihayetinde Bostancı Gösteri Merkezi de ticaret yani. Bir olimpiya değil yani. Yani. Paris'te gibi olimpiya değil. Herkes ticaret. Sihirbazlar şov yapıyor, partiler kongre yapıyor. Bir arena.